Günaydın, günaydın. Arkadaş kafa üşüteceğim ya, deli olmak işten değil ha. Ne oldu şeker? Ya elimde bomba gibi haber var. Sinop'ta Karadeniz'in ortasında göl kuruyor, kuraklıktan balıklar ölüyor. Birinci sayfaya koyalım diyorum, adam bana vekilin çişini koy diyor ya. Niye koy diyor? Vekilin çişini birinci sayfaya, adamın kuraklık problemine bakış açısına bak. Deli edecek bu turu beni ha. Niye öyle düşünüyorsun ki? Bütün gazeteler birinci sayfaya onu koyacak, görürsün. Haklısın, çünkü öyle haberler para yapıyor. Böyle haberi yapıyorsun, yapsan da nafile, bak hiçbir işe yaramıyor. Al bir maganda kurşun daha, buyur. Yapma ya. Ne o? Biz düğünde çok eğlendik, biraz havaya sıkalım. Ya böyle şey olur mu ya? Neyse. Sen ne yaptın bugün, anlat bakalım. Ama yok be bir şey. Biraz hakmanları araştıracağım, o kadar. Hakmanları mı, neden? Öyle işte. Nereden gelip nereye koşuyorlar bir araştıralım bakalım. Seninle konuşmamız lazım Ekber. Dün bize büyük bir iyilik yaptın. Sağ ol Abdo. Sana değil, Poyraz'a yaptı. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Poyraz'ı nasıl tehlikeye atarsın? Olaylar tasarrufumuz dışında gelişti. Poyraz'ı gizlice hapisten çıkarmasaydın, olaylar bu noktaya gelmezdi. Abdo orada olmasaydı belki de Poyraz ölecekti. O zaman bunun hesabını nasıl verecektin? Ben yaşadığım sürece kimse yeğenimin kılına zarar veremez. O senin yeğeninse benim de torunum. İstediğin gibi davranamazsın. Ayrıca Hilal'i bu şekilde perişan etmeye hiç hakkın yok. Ne demek istiyorsun? Hilal'e Mehmet'in muskasını göndermek de ne oluyor? Muska mı? Ben böyle bir şey yapmadım. O zaman Hilal'e bunu kim yaptı? Cahit.